emekliler için, emekçiler için, işsizler için, esnaf için yeter söz milletin. Uyuşturucu baronlarına dur demek için yeter söz milletin. Yoksulluğa, yolsuzluğa, yasaklara yeter. Yeter söz milletin. 14 Mayıs 1950 şüphesiz Türkiye siyaset tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi. Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi yarıştı. Sloganı yeter söz milletindir olan Demokrat Parti seçimleri kazandı. Ama İsmet Paşa, İsmet İnönü, bu benim şüphesiz en büyük yenilgim ama demokrasimizin büyük zaferidir dedi. Görevi gönül rahatlığıyla teslim etti ve sonrasında muhalefet partisinin lideri oldu. Bugün bir kez daha, bu kez Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi karşı karşıya değil yan yana ve Türkiye siyasetinin en önemli altı siyasi partisi hep birlikte 20 yıldır süren Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine, zamlarına, zulümlerine, özgürlükleri ortadan kaldırmasına, yasaklarına, yolsuzluklarına karşı hep birlikte bir kez daha 14 Mayıs'ta yeter söz milletindir diyorlar. Bu kez Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı karşıya olmadığı, aynı sloganda birleştiği ve karşısındaki zam ve zulüm iktidarına dur dediği 14 Mayıs gününde bu kez geleceğimizi aydınlatmak ve gençlerimizin ümitlerini yeşertmek, onlara yeniden bu güzel ülkede hayal kurdurmak için herkesi 14 Mayıs'ta sandık başına bekliyoruz ve diyoruz ki yeter söz milletindir. Seçilmiş belediyelere, kumpas kuranlara dur demek için, seçilmiş belediyelere kayyum atanmasına dur demek için, halkımızın ayrışmaması için yeter söz milletin. Eğitimden sağlığa, sanattan adalete, kadın cinayetlerinden çocuk istismarlarına kadar, devletin her kademesinde yaşanan çürümüşlüğe dur demek için yeter, yeter söz milletin. Atanmayan öğretmenlerinin sorununu çözmek için, eğitimin sorunlarını çözmek için, laik, bilimsel, kamusal bir eğitim için yeter söz milletin. Beslenme çantalarında kuru ekmekle okula giden, yetersiz beslendiği için gelişemeyen, et yemeyen, süt içemeyen, yatağa aç giren bütün çocuklar için yeter söz milletin. Adaleti yok edenlere, çocukları aç bırakanlara, milletin malını 5 tane müteahhite peşkeş çekenlere, yoksulluğa karşı, yolsuzluğa karşı, yoksulluğa karşı, bu yağma düzenine karşı yeter söz milletindir. Başka ülkelerden yapılan tarım ürünlerinin ithalatına artık yeter. Kendi çiftçimizi destekleyeceğiz. Yeter söz milletindir. Çiftçimiz için, esnafımız için, öğrencimiz için, kredisini ödeyemeyen Bağkurlu için, iş bulamayan gençlerimiz için yeter söz milletin. Yoksulluğa, yolsuzluğa, haksızlığa, hukuksuzluğa, yalana, talana dur demek için artık yeter söz milletin. Hastanelerde randevu, eczanelerde ilaç yokluğuna, hekimlerin yurt dışı göçüne, sağlıktaki şiddete yeter diyoruz. Yeter söz milletin. Yolsuzluklara, hırsızlıklara, uyuşturucu baronlara dur demek için yeter artık. Söz milletin, yeter artık. Gençlerin bugünü ve geleceğinin çalınmasına dur demek için yeter. Söz milletin. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye yeter. Söz milletin. Sınırlarımızın delik deşik edilmesine, bütün imtiyazlı çetelere, bütün yolsuzluklara ve hukuksuzluklara karşı yeter söz milletin diyoruz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe yeter. Yeter söz milletindir. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.